أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun peygamberi, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına, ezvacı tahiratına sonsuz salat ve de selam olsun. Rabbimiz günümüzü mübarek eylesin, hayırlı eylesin, uğurlu eylesin. Kıymetli kardeşlerim, hani üç aylar girdiği zaman sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir duası vardı ya, Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardı: Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belli'na ramazan buyurmuşlardı. Ya Rabbi, Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuşanlardan eyle diye Efendimiz aleyhissalatü vesselam dua buyurmuşlardı. Biz de bu duayı hem yaptık hem de duyduğumuz zaman amin dedik. Elhamdülillah. Rabbimiz Ramazan-ı Şerif'e kavuşturdu. Şükürler olsun. Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden, affından, mağfiretinden, İhsanından, ikramından ve dahi nurundan en güzel şekilde istifade etmiş olarak bayrama kavuşmayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Şu mübarek günü hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Ümmeti Muhammed hakkında hayırlara vesile eylesin. İnsanlığın hidayetine vesile eylesin Rabbimiz inşallah. Bayrama affedilmiş, mağfiret edilmiş, cehennemden kurtulup cennete dahil edilmiş müminler olarak bayrama kavuşmayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin inşallah. Hani biliriz ya, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş günleri. Her dakikası, her saniyesi, her günü kıymetli olan bir zaman dilimi. Her anı. Yani boş geçirilecek hiçbir saniyemiz yok. Niye? Hadis-i şeriflerde gelecek kıymetli kardeşlerim, bunların müjdesi, niye boş geçirmeyeceğimizin müjdesi hadis-i şeriflerde gelecek. Onları okuyacağız inşallahü teala. Bakara suresinin 183. ayeti kerimesi ile başladı. Rabbimiz buyurdu ya, ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümüs siyamu kemâ kütübe alellezine min kablikum leallekum tettegûn. Ramazan-ı Şerif'in evvelinde, Ramazan-ı Şerif'in ilk günlerinde çok sık okumuş olduğumuz, vaiz efendilerin, hoca efendi arkadaşların çok sık okumuş oldukları ayeti kerime, Bakara suresinin 183. ayeti celilesi. Rabbimiz ne buyuruyor? Ey iman edenler, muhatabı bizleriz, muhatabı müminler, muhatabı iman edenler, ey iman edenler buyuruyor. Sizden evvelkilere farz kılındığı gibi Ramazan korunasınız diye size de farz kılındı buyuruyor. Şimdi ilk ayeti kerimede, hemen okuduğumuz ayeti kerimede Rabbimiz
bizim menfaatimizi Ramazan-ı Şerif'te hemen açıklayıveriyor. Korunasınız. Neyden? Neyden korunacağız Ramazan-ı Şerif'te? Günahlardan, isyanlardan, Allah'a karşı gelmekten, dedikodudan, riyadan, gösterişten, bütün bunlardan, yani Rabbimizin yasak etmiş oldukları hepsinden korunuz diye Rabbimiz ayeti kerimede bizi bir kere uyarıyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, oruç ve Ramazan çok ehemmiyetli. Çok ehemmiyetli. Neden? Çünkü yaratıcı ile kul arasında bir sevginin doruğa ulaşmış olduğu bir ibadettir de bundan dolayı. Şimdi Ramazan-ı Şerif ve bugün oruç. Şimdi bir kimse alenen orucu yemiyorsa kimin oruçlu olup olmadığını biz bilir miyiz? Bilmeyiz. Hani bizim büyüklerimiz bazen öyle derlerdi, oruçlu musun dediğimiz zaman Allah bilir derlerdi. Çünkü ihlasın en yüksek noktası. İhlasın, samimiyetin ya da şöyle söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle takvanın en üst noktası. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, şimdi bu Ramazan-ı Şerif'ten nasıl istifade edelim? Bizim kazancımız ne olur? Hangisini yaparsak kazancımız daha çok olur, ecrimiz, sevabımız nasıl daha fazla olur? Şimdi mümin olarak biz bunu düşünmek zorundayız. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetli kardeşlerim, mümini izah ederken, mümini tanıtırken, mümini tüccara benzetmiştir. Mümin tüccara benzer. Hani tüccar dediğimiz zaman alışveriş yapan kimse. Şimdi karını, zararını iyi hesap eden kimse. Öyleyse müminler olarak bizler de gidişimiz nereye? Ahirete, ebedi olan hayata, şu geçici olan hayattan ebedi hayata doğru gidiyoruz. Doğduğumuzda başladı gidişimiz, yolculuğumuz, yolculuğumuz devam ediyor. Yolculuğumuz devam ediyor. Nerede bitecek? Rabbimiz biliyor. Rabbimiz biliyor. Onun için Rabbimiz ahirimizi ve akıbetimizi hayır eylesin inşallah. Yani varırken Rabbimize kelime-i şehadeti söyleye söyleye kamil bir iman ile büyüklerimizin yaptığı dualar var. Oruçluyken, abdestliyken, hayır yolundayken şöyle bir güzellik içerisinde Rabbimize kavuşmayı Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Çünkü o kaçınılmaz. Rabbimizin emri böyle. Onun için ibadetlerin değerini kılan oruç olsun, namaz olsun, abdest olsun, yani küçücük bir sadaka dahi olsun, ona değeri veren nedir kıymetli kardeşlerim? Ona değeri veren ihlastır, ihlas. Yani bizim samimiyetimiz, bizim şu gönlümüzden gelen, yani efendim, şöyle gösterişten uzak, riyadan uzak yapılmış olan her güzellik, bunun küçüğü büyüğü olmaz. Her bir güzellik Rabbimizin katında mutlaka değer bulacaktır. Onun karşılığı bize sevap olacak. Sevap olarak dönecektir, ecir olarak bize dönecektir. Sonunda, sonu çok önemli, sonunda cennet olarak dönecektir. Cennet de cemalullah olarak dönecektir. Cennet nimeti olarak dönecektir. Onun için mümin bu dünyada karını, zararını iyi hesap edecek. Şimdi Ramazan-ı Şerif girdi. Öyleyse ben bu Ramazan-ı Şerif'ten nasıl istifade ederim? Sevabı nasıl çok alırım? Ecrimi ne kadar çok artırırım? Mümin bunun gayreti içerisinde olacak. Hemen, Ramazan-ı Şerif'te daha 30 gün var canım. Daha sonra yaparız değil, hemen. Hani ibadet ve taatlarda da insanoğlu bazen aldanıyor. Sonra yaparız canım. Hani söylüyorsun mümine, ya hepimize Allah namazı emretti. Ya işte sonra yaparız, biraz işimiz gücümüz var. Ya işte orucu emretti. Hani insanların bahanesi çok fazla olur. Ya işte benim işim var, gücüm var, çalışıyorum işte. Daha sonra tutarım filan. Haç daha sonra yaparım. Çoluk çocuk var, evlensin, dağılsın filan. İyi ama ömrümüz ne kadar? Ömrümüz nerede bitiyor? Biz bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Onun için hemen, kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'i değerlendirirken de değil mi? Orucuyla,
teravih namazıyla, mukabeleleriyle, efendim zekatıyla, fitresiyle insanlara küçücük de olsa bir ikram ile, yani insanlara bir tebessüm etmek ile, şöyle evden çıktım, yayan buraya doğru geliyorum, elhamdülillah insanlar da bunun karşılığını hemen görüyoruz. Bizi de tanıyanlar, selamun aleyküm hocam, hayırlı Ramazanlar, hemen insanlar bunu böyle kabullenivermiş, mümin birbirine böyle sevgiyle, muhabbetle, birbirine belki merhametle böyle gülümseyivermesi dahi nedir mümin için? Bir sevaptır. Bir sevap kapısıdır. Onun için kıymetli kardeşlerim, kişinin oruçlu olup olmadığını, orucumuza dönüyoruz, kişinin oruçlu olup olmadığını ancak ve ancak Rabbimiz bilir de bundan dolayı oruçtaki ihlas en üst noktada olur. Bunun için bakın bir kutsi hadisi şerifte, kutsi hadisi şerif dediğimiz zaman bilirsiniz kıymetli kardeşlerim, sözün aslı Rabbimize ait. Ancak Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize nakleder. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği zaman Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti, bir suresi olur. Ancak kutsi hadisi şerifte de sözün aslı Rabbimize ait. Onun için kutsi hadisi şerifte Rabbimiz buyuruyor ki, oruç doğrudan benim içindir. O benim için yapılmıştır. O kulum benim için açlığa, susuzluğa, yapacağı diğer işlere benim için katlanmış ve o gün onları terk etmiştir. Ne zamana kadar? İmsak ile iftar arasında. Onun için oruç benim için yapılmış bir ibadettir. Dolayısıyla karşılığını da ben vereceğim buyurmuştur. Karşılığı bana ait. Hani birçok ibadet ve taatta hadis-i şeriflerde gelecek, Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz zikreder. Bir iyilik yaptığınız zaman Rabbimiz buna karşı en az 1:10 verir. En az 1:10. 1:70 verir, 1:100 verir, 1:1000 verir. Onun hazinesinde çok fazla. Ve Rabbimiz kutsi hadisi şerifte buyuruyor ki, oruç benim içindir, onun karşılığı da bana aittir. Şimdi aklımıza gelebilir, peki diğer ibadetler Rabbimiz için değil mi? Elbette Rabbimiz için, bizim namazımız da Rabbimiz için, kurbanımız da Rabbimiz için, zekatımız da, haccımız da, efendim bir mümine selam verivermemiz de bizim Rabbimiz içindir. Eğer gösteriş için olursa, riya için olursa, oradan bir menfaatımız var, biz bunun için selam verilmiş olur ise, oradan bize zerre miktarı sevap gelmediği gibi, riyadan dolayı, gösterişten dolayı Allah korusun Rabbimiz bize günah yazar. Onun için yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimiz Rabbimiz için, ancak Rabbimiz oruç için bir ayrıcalık düşünür. Ayrıcalık olsun diye Rabbimiz bize böyle buyuruyor, orucun karşılığı bana aittir. Onun karşılığını ben vereceğim. Onun için bizler bütün ibadetlerimizde, hangi ibadetimiz olursa olsun, Rabbimizin rızasını gözeterek yaptığımız zaman ihlasla, samimiyetle, takvasını böyle kendimize bir elbise yapmış olabilme düşüncesiyle yaptığımız zaman bizim mutlaka ve mutlaka değerli kardeşlerim, menfaatimiz olacaktır, ecrimiz, sevabımız bol olacaktır. Mesela Ankebut suresinin 45. ayeti kerimesinde Rabbimiz namaz için söyler. O şöyle buyurur, namazı dosdoğru kıl, çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor, buyurur Rabbimiz. Ankebut suresinin 45. ayeti kerimesinde namaz, Rabbimizin huzuruna çıkıyoruz. Yoksa bir mümin geldi camide, ulu camide, diğer camide, evinde namazı kıldı. Dışarıya çıktığı zaman Allah'ın yasaklarından birini yerine getirebiliyor ise o namaz ona fayda vermemiştir. Şimdi ayet-i kerimede Rabbimiz o namaz ona fayda verecek diyor. Verecek. Neyden dolayı verecek? Onu hayasızlıktan, kötülüklerden, ahlaksızlıktan koruyacak ve onu kötülüklerden muhafaza edecek. Öyleyse ibadetleri yaptığımız zaman bazı kötülükleri de yapabiliyorsak kendimizi kontrol edeceğiz. Değil mi? Ya bir eksiğim var benim. Yani bende bir eksik var diyebileceğiz kıymetli kardeşlerim. Onun için mesela namazı
tadil-i erkanına uygun olarak kılacağız. Yani farzına, sünnetine, müstehaplarına dikkat ederek kılacağız. Eğer namazdan sonra hala bir eksiğimiz var ise bu noksanı kendimiz de arayacağız biz. Onun için tadil-i erkan dediğimiz namazın şartlarına uygun bir şekilde o ibadeti yerine getireceğiz. Yine bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyururlar. Size Allah'ın kendisiyle günahları yok edip sizin de derecenizi yükselteceği bir ibadeti, bir hayrı size haber vereyim mi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe-i kiram efendilerimiz, Rabbim hepsinden razı olsun, şefaatlerine erdirsin inşallah. Uyanık kimseler tabi. Dikkatle izliyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini, hareketlerini, her anını adeta şu kamera gibi böyle dikkatle inceliyorlar. Nasıl bir incelik var orada diye. Hemen diyorlar ki evet ey Allah'ın Resulü sen bize onu haber ver. Efendimiz de şöyle buyuruyor. Güçlük de olsa abdesti güzelce alın. Mesela kış günü şu geçirdiğimiz efendim -15'lerde falan camiye geldik. Orada abdestimiz de yok. Şadırvana geçtik. Efendime söyleyeyim şöyle hızlıca bir abdest alıverdik. O olmuyor. O istenmiyor. Güzelce alın. Güçlük var orada ama güçlük de olsa siz orada o ibadeti usulüne uygun olarak alın diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize abdesti de bu şekilde tanıtıyor. Sonra zekatımız değil mi? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine şöyle buyurdu. Mallarınızı zekatla koruyun, muhafaza edin. Yani malınızın zekatını verin. Şimdi hangi ibadetimizi elimize alırsak alalım, hangi ibadetimizden bahsedecek olursak olalım kıymetli kardeşlerim, hepsini usulüne uygun, ihlas ile, samimi ile, efendim bir takva ölçüsü içerisinde farzlarına, sünnetlerine, müstehaplarına dikkat ederek yaptığımız zaman işte kazanç bizim için o olacaktır. Yoksa bir insan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Mescid-i Nebevi'de Allahu Alem orada olacak. Şu mescide diyor, 1000 tane insan gelir, 1000 tanesi namaz kılar. Ancak birisi onların içerisinde az bir sevap alır, diğerisi fazla sevap alır buyuruyor. Niye? Çünkü orada samimiyet çok önemli. Şimdi insan bazen böyle olur ki namazı böyle efendime söyleyeyim hızlı geçiştiriverir gider. Namazı olmuş mudur? Allahu alem olmuştur. Ama şöyle ya ben Rabbimin karşısına geldim. O emretti bu ibadeti bana. Bize bunu o emretti. Öyleyse ben bu ibadeti usulüne uygun Rabbimizin emrettiği Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi uyguladığı, onun yaptığı gibi yapacağım der isek, işte o bizim için samimiyettir. Şu gönülden gelendir. Değerli kardeşlerim, yine tabii biz asıl mesele bugün oruçtan başladık inşallahü teala. Oruç tutarken, diğer ibadetlerimizi yaparken samimi olmak, efendim takva ölçüsü içerisinde yapmış olmak, İşte bize bırakılacak olan kazanç, ecir, sevap bu olacaktır kıymetli kardeşlerim. Bakın oruçla alakalı olarak da yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim Ramazan-ı Şerif ayının faziletine inanarak, onun sevabına inanarak, onda bizim için bir maddi manevi kazançlar var diye ona inanarak karşılığını da sadece ve sadece Allah'tan bekleyerek bir kimse Ramazan ibadetini ihya ederse, orucunu ihya ederse, teravihini ihya ederse, Ramazan-ı Şerif'te yapılacak ibadet ve taatları yerine getirirse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. Yani bu bir devlet. Kıymetli kardeşlerim, bu bir devlet, bir fırsat. Mümine verilmiş olan Ramazan fazileti, Ramazan sevabı, Ramazan ayının karşılığı bütün bunlar. Hani buyurdu ya,
Kutsi hadisi şerifte Yüce Rabbimiz oruç benim içindir, karşılığını ben vereceğim buyurdu ya, işte bundan dolayı bütün ibadet ve taatlarımızda inşallahü teala Rabbimizin istediği şekilde bir ibadet ve taat içerisinde bulunmak hepimizin menfaatine olacaktır. Muhterem kardeşlerim, Ramazan ayı bir ayın arınma ayıdır. Hani bir korunma ayıdır. Ayeti kerimede öyle buyurdu ya, kötülüklerden korunasınız, fenalıklardan muhafaza olasınız diye Allah sizden öncekilere de farz kıldığı gibi Ramazan orucunu size de farz kıldı buyuruyor. Demek ki bizden öncekiler denildiği zaman ilk ta gideriz Adem Aleyhisselam'a. Mutlaka Adem Aleyhisselam'da da oruç ibadeti var idi. Musa Aleyhisselam'da değil mi? İsa Aleyhisselam'da, Davud Aleyhisselam'da biliriz Davud Aleyhisselam'ın orucunu. Bir gün oruç tutardı, bir gün yerdi. Bir gün oruç tutardı, bir gün yerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Ramazan-ı Şerif'in haricinde değil mi? Sünnet olarak, nafile olarak oruç tuttuklarını biliyoruz. Özellikle de 3 aylar içerisinde. Recep ayında, Şaban ayında değil mi? Ayşe validemizden, diğer sahabe-i kiram efendilerimizden rivayetler var. Orucun bize bıraktığı, mümine bıraktığı, orucu tutana bıraktığı mutlaka birçok faydalar var ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bizden öncekilerin hepsinde, geçmiş milletlerin hepsinde oruç ibadeti işte bundan dolayı vardır. Onun için hani orucumuzu tutarken de kıymetli kardeşlerim, orucumuzu tutarken de sadece ve sadece böyle efendim yemeden içmeden uzak kalmak, onlar işin farz tarafı. Hani farz tarafı, imsak ile beraber başlıyoruz iftara kadar. Yemeden içmeden uzak, efendime söyleyeyim günlük hayatta yapmış olduğumuz birçok işler bize o zaman yasak edilmiş. Bu tamam. Bu tamam. Yani dün yiyorduk, içiyorduk ama bugün yok. Ne zamana kadar? İftara kadar. Efendimiz buyuruyor ki iftarda mümin için diyor iki tane sevinç vardır. İki tane sevinç vardır. Hani bugün akşama kadar orucumuzu tuttuk, bir de ilk günü. Şimdi şöyle soframıza oturduk, hanım da çorbamızı pişirmiş. Efendim oturduk şöyle, gözümüz saatte, efendim kulağımız ezanda. Bir sevinç. Rabbimizden o günün karşılığını almanın bir sevinci, bir iftar sevinci. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kıymetli kardeşlerim, asıl sevinç, asıl kazanç, kıyamet gününde cennet olarak, Firdevs cenneti olarak o mümine ikram edilecektir. Firdevs cenneti. Bundan daha büyük bir devlet olur mu? Ahiret hayatımızı kurtaracağız. Ebedi olan bir hayat. Ebedi olan bir hayat. Bu hayatımızın geçici olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun için bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bizim için bir de uyarı var. Efendimiz uyarıyor ki hiçbiriniz oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin. Kötü söz söylemesin. Birbirinizi kırıcı olmayın. Birbirinizi azarlamayın. Birbirinizin dedikodusunu yapmayın. Evde başta eşimiz, çocuklarımız değil mi? Kim var ise hele hele büyüklerimiz, haşa. Değil mi? Büyüklere hiç söylenmez. Anne babaya hiç böyle kırıcı davranılmaz ama oldu bazen oruçlu olduğu zaman müminlerde bir şey var. Eğer biraz da sigara tiryakisi ise bazen yanına yaklaşılmıyor filan. Mümin böyle olmaz. Mümini tarif ederken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümin diyor uysal kimsedir. Uysal kendisiyle ünsiyet edilen yani kendisiyle iyi geçinilen kimsedir diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümini böyle tarif ediyor. Kendisiyle iyi geçinilen, kendisi de başkasıyla iyi geçinen kimsedir diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümini böyle uyarıyor. Onun için hiçbiriniz diyor oruçlu olduğunuz zaman çirkin söz söylemesin. Kimseyle kimseyi çekiştirmesin. Eğer birisi kendisine sataşırsa, olduya geldi sataşırsa, efendim o zaman ne yapsın? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam, ya kardeşim ben oruçluyum ya desin. Ben oruçluyum desin. Yani ben seni kırmak istemiyorum.
Yani ne kır beni ne de ben seni kırayım desin diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruçlunun da bunlara çok çok dikkat etmesi gerektiğini bizlere haber ediyor. Yine başka bir hadisi şerifte Efendimiz buyuruyor ki kim bu hadisi şerif uyarının biraz daha ilerisi kıymetli kardeşlerim. Kim yalan söylemeyi ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmez ise, oruca başladı ya, oruçlu ya, Ramazan girdi ya, orucunu tutuyor ancak yalanı dolanı bırakmıyor. Onu aldatıyor, bunu aldatıyor, yalan söylüyor, yalan dolanla iş yapmaya devam ediyor. Eğer bu kimse bunu terk etmez ise, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez. Onun oruç tutmasına kıymet vermez diyor. Ha iyi ne yapalım canım biz bırakalım mı bırakmayalım. Kötülüğü bırakalım. Efendimiz kötülüğü bırakın diyor. Yalanı dolanı efendim insanları çekiştirmeyi, insanları kırmayı bırakın onları. Niye böyle söylüyor? Ramazan'da 30 gün bunlara dikkat edilirse. Bunlar sadece Ramazan için mi kayıp kardeşlerim? Haşa. Müminin hayatının her zamanında, her dakikasında, her anında. Ancak Ramazan bir eğitim ayıdır da bundan dolayı. Ramazan bir eğitim ayı. Bir 30 gün, yani bir 30 günde mümin bunlara dikkat ederse, Allah'ın emirlerini yerine getirme hususunda gayreti olur, onlara dikkat ederse, haramlarından kaçınma hususunda, efendim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim için, bizim hani iman, ibadet ve taatlar İslam, müminin hem dünya hem de ahiretini garantiye almak için, garantiye almak için emir ve yasakları bunun için koymuştur. Hiçbir tanesi keyfi olsun diye konulmuş değildir. Hem dünya menfaatimiz hem ahiret menfaatimiz, hem dünya huzurumuz hem ahiret huzurumuz için konulmuş olan ibadet ve taatlar, konulmuş olan emirlerdir. Onun için 30 gün içerisinde Rabbimizin emirlerine dikkat edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bizim için koymuş olduğu emirleri, yasakları, onlara dikkat edeceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yerine getirme gayreti içerisinde olacağız. Onu kendimize rehber, önder edineceğiz. Ramazan-ı Şerif'ten sonra da hayatımız o şekilde devam edip gidecek. Yani kamil bir mümin, sağlam bir mümin, değerli kardeşlerim, orucun bize bırakacağı bu olmalıdır. Yoksa oruçta bunlara dikkat edelim, 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 Ramazan çıktıktan sonra da biz eski halimize dönelim. Şimdi o zaman hani namazda söyleniyor ya, eğer bir kimse, namaz kılan bir kimse, yani namazını kıldığı halde kötülüklere hala devam edebiliyorsa bir eksikliği vardır. Onun için biz de Ramazan-ı Şerif'ten sonra, oruçlardan sonra o kötülüklere devam edebiliyorsak, öyleyse oruç bizde bir şey bırakmamış gibi olur. Rabbimiz muhafaza eylesin inşallahü teala. Onun için muhterem kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif aynı zamanda sabır ayıdır. Mümin için bir sabırdır. Yani yemeye, içmeye hani Rabbimiz yasak etti, ona sabredeceğiz. Ama müminlerle geçim konusunda da yine sabırlı olacağız. Bize gelebilecek, bize gelebilecek her türlü kötülüklerden, her türlü kötü sözlerden de hem karşıyı hem de kendimizi muhafaza edebilmek için sabredeceğiz. Çünkü oruç sabırdır, Ramazan sabır ayıdır diye buyurdu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi kıymetli kardeşlerim, orucun bizim için birçok menfaati olduğunu biliyoruz. Oruçta hangi şeyleri yaparsak biz ibadetimizi, taatlarımızı efendime söyleyeyim sevaba dönüştürürüz. Ayeti kerimeler ve hadisi şeriflerle söylemeyi anlatmaya gayret ettik. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyururlar. Bu ayda diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu ayda 4 şeyi artırın buyuruyor. Sevap manasında. Sevap manasında, yani bize daha çok ecir bırakma manasında şu 4 şeyi
çok fazla yapın, çok fazla artırın buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunlardan diyor ikisi ile Rabbinizi kendinizden razı edersiniz. Bunlardan iki tanesi ile Rabbinizi kendinizden razı edersiniz. Diğer ikisi de sizin zaten ihtiyacınızdır buyuruyor. Şimdi devam ediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunlardan iki tanesi şudur. Birisi kelime-i tevhid. Buyurun. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Öteki Estağfirullahel azim. Estağfirullahel azim. Estağfirullahel azim. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde çok duyduğunuz hadisi şerifte ehemmiyetine binaen ben günde 70 defa, başka rivayette 100 defa, yani buradaki belki sayı tamamen o değildir ama bu çok manasında, çok manasında istiğfara bol bol devam etme kıymetli kardeşlerim. Efendimiz diyor ki bu ayda bunu çok artırın. Birisi nedir? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka tapınılacak bir ilah yoktur. İbadet edilecek hiç kimse yoktur. Hiçbir makam, mevki yoktur. Sadece ve sadece Allah'a itaat edin. Allah'tan başka hiçbir şey yoktur manasında. La ilahe illallah. Biz la ilahe illallah'ı çok söylediğimiz zaman sonunda mutlaka ne yaparız? Muhammedur Resulullah deriz. Muhammed de onun Resulüdür deriz. İkincisi de günahlarımıza tevbe ve istiğfar etmek ve ona devam etmek. Sonra devam ediyor Peygamber Efendimiz. Kendisinden vazgeçemeyeceğiniz iki tanesine gelince onlardan bir tanesi Allah'tan cenneti istemek, cennetlere talip olmak, hele hele şu Ramazan-ı Şerif'te Reyhan cennetine değil mi ona talip olmak, sonra da cehenneminden Allah'a sığınmaktır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rabbimiz günahlarımızı affeylesin, kusurlarımızı mağfiret eylesin. Hakkı hak bilip hakka ittiba etmeyi, batılı batıl bilip batıldan iştinab eylemeyi cümlemize nasip eylesin. Hamdolsun Rabbimiz Ramazan-ı Şerif'e kavuşturdu. Bu Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden, affından, mağfiretinden, ihsanından, ikramından, nurundan en güzel şekilde istifade etmiş olarak bayrama kavuşmayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin.